Manşete hoş geldiniz. Dün bu Orta Doğu'da yeni bir aşamaya geçildi. İşte e, kullanılan silahlar, patlayıcılar falan değişti ve sivillere yönelik büyük bir tehdit var. Bu yeni bir dönemdir ve bu dönemin adı henüz konmadı falan gibi bir yayın yapmıştım. Şimdi buna bağlı olarak ve devamla yeni bir aşama 2 yayınını yapacağım. Bir haftadır anons ettiğim gibi göç, göçmen, Avrupa Birliği... Avrupa kapıları kapanıyor mu? Avrupa kendi içinde mi kapanıyor? Ya da Avrupa ülkeleri de kendi içlerinde mi kapanıyor? Almanya, Hollanda gibi, İngiltere gibi. İngiltere gerçi Avrupa Birliği üyesi değil ama her ülke kendi kara, deniz, hava sınırlarında bir dizi önlem geliştirdi. Buna bakacağız. Bu göç göçmen konularına bakacağız. Bütün dünya Satında değil elbette ama özellikle Avrupa özelinde bakacağız. Amerika'ya da biraz değinmeye çalışacağız. Şimdi nasıl olmasın ki yani yeni bir aşama derken bunu kastediyorum. Yani Hollanda yasa dışı güç, göçle mücadele için olağanüstü hali ilan etti. Ve Avrupa Birliği göçmen politikasından çıkmaya hazırlanıyor. Şimdi siyasal durumlar da var. Orada işte sağ geldi, sol gitti, radikaller şu bu filan işte onlar faşist... Bunlardan bağımsız olarak söylüyorum. Bu politikalar zaten hep vardı ve geliyordu. Yaklaşıyordu yani. Amma ılımlı, amma sert, amma radikal. Dolayısıyla ülkelerin politik tercihlerinden bağımsız ve vatandaşların seçimlerde oy, kullandığı oylardan bağımsız olarak bir analiz yapmaya çalışacağım. Hoş tabii elbette vatandaşlar neden onlara oy veriyor? Onlar göçmenleri kovacağım dediği, göçmenleri sokmayacağım dediği için oy alıyorlar ve göçmen politikaları üzerinde yükseliyorlar. Böyle bir yana da var ve elbette ekonomik sıkıntılar da var. Ekonomik nedenler de var. Ekonomik nedenlerin yani ekonomik krizin ve ekonomik sıkıntıların veya sağlık sistemi, eğitim sistemi, ulaşım sistemi gibi temel bazı ihtiyaçların e, sorunlar doğurması, sorunlar çıkarmaya başlaması ve bunların bir türlü çözülme işi yani mevcut iktidarlarında kabahati var. Dolayısıyla mevcut iktidarlardan daha radikal görüşlere sahip olan, daha sert önlemler alınması gerektiğini savunan iktidarlara veya partilere yöneliyorlar. Dolayısıyla e, ne halkın tercihlerini burada sorgulayabilirsiniz ne de ya ne oluyor Avrupa felakete gidiyor falan gibi bir analiz yapmanız tek başına doğru ve mantıklı olur. E, öbür tarafta işlerini düzgün yapsaydı o zaman mevcut iktidarlar bu şikayetler yükselmez ve oylar o mecralara kaymazdı. Bu konularda gerçekten biraz objektif ve tepeden bakış açısıyla yaklaşmak gerekir olaylara. Yani biz hep sonuçlarla ilgileniyoruz ama nedenler üzerinde durmuyoruz. Almanya sınır güvenliği için bambaşka tedbirler geliştirdi. Birazdan ona bakacağız ama karga kafasıyla başladım deminden beri duruyor. Okuyayım. Filmlerde, romanlardaki kötü karakterin kazandığı bölümleri yaşıyoruz. Ama ne film ne roman, burası hayat demiş. Gerçekten öyle. Hemen her aşamasıyla. Şimdi bu göç göçmen Avrupa Birliği AB bu konulardaki yeni aşama nedir? Ona bakalım birlikte. Şimdi bu, bu grafik geçen hafta Daily Mail gazetesinde yayınlandı ve özellikle Türkiye üzerinden Balkan rotasını takip ederek Türkiye'li, Suriyeli, Afrikalı, Iraklı, İranlı, Afganistanlı kaçar göçmen olduğu da yazılmış. Nasıl Almanya'ya doğru akın ediyor ve Almanya risk altında. Yine m, dört e, yanı e, bir kara sınırı olduğu için ülkelerle çevrili. Avusturya, İsviçre, Fransa, Belçika, e, Hollanda, Danimarka, Polonya, Ukrayna neyse Çek, Çek Cumhuriyeti e, ve buralardan kendine gelen e, göçmenler var. Ve bundan dolayı alarm düğmesine basmış durumda ve Almanya sınır kontrollerini artırdı. Şimdi e, özellikle internet dünyasına düşen, internete düşen bir takım haberlerle de size anlatmaya çalışayım. Bu BBC'de yayınlanan, 16 Eylül'de yayınlanan haber. Almanya'nın sınır kontrolü hamlesi Avrupa ve Schengen bölgesi için ne anlama geliyor? Lütfen okuyun. Sığınmacılar tarafından düzenlenen peş peşe bıçaklı saldırılarla sarsılan ve aşırı sağın yükselişte olduğu Almanya kara sınırlarında yeni önlemler alacağını duyurdu. 16 Eylül itibariyle yürürlüğe giren önlemlere komşu ülkelerden tepki var. Şimdi kara sınırları da kontrol başlattı. Almanya bunu kastediyor. Schengen neydi? Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında serbest dolaşım. 27 Avrupa Birliği üyesi ülke var yani istediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz, turist olarak da dolaşabiliyorsunuz, çalışma izniniz var bütün ülkelerde, istediğiniz kadar oturabilirsiniz, gittiğiniz yerde oturma izniniz ve çalışma izniniz oluyor otomatikman. Kimse de size hadi yeter bu kadar demiyor. İngiltere'de de öyleydi. İngiltere düne kadar Avrupa Birliği üyesiyken diğer 27 ülkeden isteyen İngiltere'ye geliyordu, yerleşebiliyordu, çalışabiliyordu, okuyabiliyordu. Bir vatandaş gibi adeta sadece oy kullanma ve seçimlerde aday olma hakkı yok. Onun dışında her türlü hakkı hakka sahipti. Avrupa yani, dolayısıyla sınır kontrolü diye de bir şey yoktu. Yani İstanbul'dan Ankara'ya gider gibi ya da ne bileyim Londra'dan Manchester'a gider gibi, Londra'dan Paris'e, Paris'ten Berlin'e, Berlin'den Strasbourg'a, Strasbourg'dan Barcelona'ya gidebiliyordunuz. 4-5 ülke geçerek. Hatta ben geçen Belçika'da Belçika'dan aracımla ...Belçika'dan Fransa'ya geçtim. Belçika nerede bitti, Fransa nerede başladı anlayamadım. Tabela yoktu. Dönüşte Fransa'dan Belçika'ya geçerken Lille'den Brüksel'e seyir halindeydim. Lille'den Belçika'ya geçerken Fransa sınırda Belçika tabelalarını falan gördüm. Hoş geldiniz falan gibi tabel tabelaları gördüm. Belçika'ya geçerken gördüm ama Fransa'ya geçerken fark etmedim. Ya vardı ya da ben fark etmedim. Neyse. Yani aracınızla gidiyorsunuz. Hani bir noktada hani e, işte İstanbul biter, Sakarya başlar, Kocaeli başlar. Aynen onun gibi tabelalarla ülke değiştirdiğiniz gibi. Böyleydi. Ama şimdi bu değişiyor. Bu paradigma değişiyor. Almanya'nın zaten hala hazırda belli ülkelerle sınır kontrolleri vardı birkaç yıldır. Avusturya, Polonya gibi. Ama şimdi artık bunu bütün kara sınırlarına yaydı. Neden? Çünkü artık elini kolunu sallayarak insanlar geçmesin diye. Bir başka konu. Avrupa Birliği de esasen buna arka çıktı. Avrupa Birliği resmi bir açıklama yapıyor. Almanya'nın iç sınır kontrolleriyle ilgili olarak ve bu diyor AB yasalarına uygun. Vize alıp gelenler sınırlarda reddedilebilir. Kalış amacı ve maddi durumunun ispatı istenebilir. Yani Schengen bile, Schengen'iniz bile olsa, doğrudan Almanya vizesi bile almış olsanız kapıda memur herhangi bir şüpheli durum gördüğünde, hissettiğinde sizi geri çevirebilir. Ki bu böyleydi zaten ama bu kural uygulanmıyordu. Genelde vizesi olan geçiyordu ama şimdi daha dikkatli bakıyorlar. Dönelim İngiltere'ye. Bu bot ve böyle botlarla gerçekten son derece tehlikeli, riskli bir boğazı geçiyorlar. Boğaz dediysem İstanbul Çanakkale Boğazı gibi değil. Yani bir tarafından bir tarafı en yakın mesafe 25 mil. Yani 35-40 kilometreye varan ki botla açıldığınızda 35-40 kilometre de değil daha da uzayabiliyor. 50-60 kilometreye çıkabiliyor. Akıntı var şu var bu var. Neyse Fransa kıyısından İngiltere kıyılarına botla bu böyle derme çatma botlarla geçen mülteciler meselesi. İngiltere'nin de başında bu var. Genelde işte bu English Channel diye geçiyor. İngiltere İngilizce, İngiliz, İngiliz kanalı diyor. Ama Türkler Türkiye e, maş e, Denizi olarak kabul ediyor. Frans, Fransa'nın koyduğu bir isim. Fransızlar da öyle, öyle diyor. Öyle. E, siz Maş Denizi olarak e, kabul edin. Yani bu mesafe botla geçtiğinizde 40, 50, 60 kilometreye çıkıyor. Sürükleniyorsunuz. Yani en kısa mesafede böyle cetvelle çizilmiş gibi geçmiyorsunuz ki. Anlatabiliyor muyum? Son derece bir de Hava soğuk, su soğuk. Yani battığınızda hemen e, dakikalar içerisinde hayatınızı kaybedersiniz soğuk olduğu için. Akıntı var filan neyse. Ve burayı bir türlü zapturapt altına alamadı. Ne İngiltere ne Fransa. Fransa da zaten geçit veriyor. Gönderiyor parti parti. Yani istese e, o kıyıları e, tek sıra halinde sahil güvenliğidir, polisidir neyse emniyete alır ve kuş uçurtmaz. Ama Fransa yol veriyor, İngiltere'de kendi kıyılarında karşılıyor. 45 insan ölmüş kanalı geçerken. Bu sene ki daha yıl bitmedi, ilk 8 ayda. Sadece geçen cumartesi yılın en yüksek geçişi gerçekleşti, ikinci en yüksek geçişi gerçekleşmiş. 801 sığınmacı Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye gelmiş. Biraz evvel anlattığım bütün bu şartları göze alıp geçip geçmeyi başaran sadece bir günde, sadece bir cumartesinde. Son cumartesi günü yılın en yüksek ikinci geçişi ve 801 insan geçmiş botlarla İngiltere'ye. Ve İngiltere'de bu konuda önlem almaya çalışıyor. Şimdi tekrar başa dönelim. Bir ara verelim, bir rahatlayalım. Neden Avrupa, neden Batı? Hatta soru şu, ya Avrupa'da 27 Avrupa Birliği üyesi ülke var. Ne bileyim Balkanları geçiyor, İtalya'yı geçiyor, Avusturya, Macaristan'ı geçiyor, Çek Cumhuriyeti'ni geçiyor. Fransa'yı beğenmiyor, Almanya'yı beğenmiyor, Belçika'yı beğenmiyor, Hollanda'yı beğenmiyor, İspanya'yı beğenmiyor. Neden Fransa kıyılarından İngiltere'ye doğru açılıyor? Doğru bir soru, haklı bir soru. Evet, çünkü İngiltere'nin kendisine daha iyi bir yaşam, daha iyi haklar getireceğini düşünüyor. İngilizce konuşulduğu için veya buraya gelenlerin deneyimlerinin aktarılmasıyla. Çünkü kulaktan kulağa bu işler büyür. Ve o şekilde insanlar onlarca ülkeyi geçtikten sonra bir de İngiltere'ye gelmeye çalışıyorlar. İngiltere'de başlamış sanayi devrimi çünkü. Grafik onu gösteriyor. 1840'lardan itibaren İngiltere'de başlayan sanayi devriminin Doğuya doğru yayılmasını görüyorsunuz. 1850'lerde öbür kıyıya geçiyor. 60'larda Almanya işte Fransa içlerine doğru. Bugünkü Almanya tabi o zaman Almanya daha kurulmam, Bugünkü Almanya daha kurulmamıştı. Neyse 1870'ler 1880'ler falan artık 1880'lerle beraber Rusya işlerine doğru falan Asya işlerine doğru. Fakat görüyor musunuz Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya hiç uğramamış bu. Uğramadığı için ıskaladık zaten. Ondan dolayı zaten doğudan batıya doğru bir göç var. Bu da Avrupa'daki en zengin yüzde kısım geliri ne kadarını alıyor? En zengin %1'lik kesim Türkiye'de 18'ini alıyor. İngiltere'de %10'unu, Fransa'da 12'sini, Almanya'da 10'unu alıyor. Şey ülkelerine bakın, İskandinav ülkelerine bakın. Norveç'te en zengin %1 gelirin %6'sını, İsveç'te %13'ünü, Belçika'da %7'sini alıyor. Portekiz'de %9, İspanya'da %10. Bir de böyle bir tarafı var. iPhone endeksine baktığınızda da yani bir kişinin hani Burger King şey McDonald's endeksi gibi bir kişi ne kadar çalışarak bir akıllı telefon alıyor endekse esasen bu. Türkiye'de 72 gün çalışmanız gerekiyor ama Avustralya, ABD, İsviçre gibi ülkelerde 4-5 gün çalışarak bunu alabiliyorsunuz. İşte ondan dolayı da doğudan batıya doğru insanlar gelmeye, göç etmeye çalışıyorlar. Özgür Demirtaş paylaşmış. Yurt dışında Uber kullandım. Daha rahat bir şey olamaz. Türkiye Türkiye'de kullanılamıyor olması işler acısı. Böyle. Türkiye'de pek çok şey yok. Booking kapalı, PayPal, Wikipedia'yı kapatmışlardı. Şimdi Roblox'u kapattılar. Başka şeyler. Instagram'ı kapattılar, açtılar. Böyle bir şey ve halkın %40'ı sosyal ağlarda kapatmayı, yasaklamayı onaylıyor. Yani bir yönüyle de sen kendi halkına yabancılaşıyorsun. Ondan dolayı insanlar göçüyor. Ama Avrupa'da kapıları kapıyor. Onu anlatmaya çalıştım. Amerika'da benzer bir bela yaşıyor. Özellikle e, Hispanik dediğimiz Güney Amerika kökenliler, İspanyolca konuşanlar ağırlıklı olarak Amerika'nın güney eyaletlerine, güney eyaletlerine giriş yapmaya çabalıyorlar. Onlar arasına... Afrikalılar, Orta Doğullar, Türkler de giriyor ama özellikle Kaliforniya, Arizona, New Mexico ve Texas eyaletleri ki zaten mühim ölçüde İspanyolca konuşulan eyaletler bunlar iki dilli eyaletler ve oradaki seçmen ve ne bileyim demografi de değişiyor zamanla Amerika da bundan nasibini alıyor. Şimdi birkaç haber var ona bakacağız mesela. Hollanda'dan bahsettim yayını açarken. Hollanda yasa dışı göçle mücadele için olağanüstü hal ilan edip AB göçmen politikasından çıkmaya hazırlanıyor. Yani en katı sığınma ve göç planı açıklanmış. Süresiz sığınma hakkı kalkıyor. Aile birleşimi zorlaşıyor. Artık yani geçici oturumlar verecekler. Aile birleşimi dediğimiz bir kişi gidip iltica ediyordu. Genelde genç erkekler gidiyorlar veya işte erkekler gidiyorlar. Sonra da eşleri ve çocukları geliyor. Aile birleşimi yapılıyor. Ben geldim eşim ve çocuğum da gelmek istiyor. Tamam onları da onlara da mülteci statüsü veriyoruz diyorlar. Onlar da uçağa binip geliyorlar. Aile birleşimi bu. Fakat bunu kaldırıyor. Bunu zorlaştırıyor. Süresiz oturumu zorlaştırıyor ve elbette vatandaşlık hakkı da artık zorlaşıyor. Ama e, zaten şu anda fiiliyatta Avrupa'da 6-7 yıl önceden 6-7 yıldan önce vatandaşlık hakkına hatta süresiz oturum hakkına kavuşamıyorsunuz. E, 10 yıl ve üzerine çıkmış durumda bu fiili olarak. Onu da belirteyim. Bir başka konu İsveç 2026'dan itibaren ülkesine dönmeyi kabul eden mültecilere 1.15 milyon TL yani 350 bin kron ödemeyi vaat etmiş. Daha önce ülkeyi terk eden sığınmacılara 10 bin kron hibe ediliyormuş. Bundan sadece bir kişi yararlanmış geçen sene. Fakat bunu 35 kat artırarak dön ülkene sana 350 bin kron diyor. Çünkü kalırsa maliyeti daha yüksek olacak. 1.15 milyon TL'ymiş bu da efendim. Şimdi böyle önlemler var. Bir başkası. İtalya'da hükümet e, vatandaşlık reformu tartışmalarını e, tartışması içerisinde e, İtalya'da İtalyan ebeveynlerden doğmayan kişilerin vatandaşlık başvurusunda bulunabilmeleri için 10 yıl kesintisiz ikamet etmeleri gerekiyor. Evet. Ve bir öneri var. Yabancı uyruklular 10 yıl ikamet değil, 10 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamaları halinde vatandaşlığı alsınlar diyor. Yani 10 yıl eğitimden sonra çocuklara vatandaşlık verilsin. Böyle acayip şeyler var yani. Bir başkası işte bu bir göçmen nefretiyle ilgili bir şey. Şeye gitmiş Berat Saymacı Kanada'da bir dükkan açmış. Herkes yurt dışına gidip yeni bir hayat kurmak istiyor ama hiçbir şey o kadar kolay değil. Yalnızlık, işsizlik, haksızlık her yerde hüküm sürüyor. Kardeşlerimle beraber Kanada'da zor şartlar altında açtığımız 2 yıl boyunca tüm emeğimizi harcadığımız restoranımızı yaktılar demiş. Fotoğraflarını da paylaşmış. Evet bu restoranın öncesi ve sonrası. Şöyle yaklaştırayım görün. Bu da sonrası maalesef. İmamoğlu demiş ki Avrupa'ya göçmen mesajı verirken 13 Eylül'de yaptığı açıklamada yükün paylaşılması vakti geldi. geldi. İşte Avrupa nın mülteci politikasını eleştirmiş. Bu konuda Türkiye Avrupa'nın bu konuda Türkiye duvar olsun. Oradan geçmesin de ne olursa olsun politikası hem Türkiye'ye hem de insani açıdan mültecilere büyük haksızlıktır filan demiş. Geçti. Yani bu konular bir bardak su içmek lazım. 8 yıldır, 10 yıldır neredeydiniz? Onun için hiç şu aşamada ağlamanın bir manası yok. Türkiye baraj oldu. Mültecileri tuttu. Avrupa'da parasını ödeyerek paranın nereye harcandığını da doğru dürüst kontrol etmeden en azından 8-10 milyon mülteciyi Türkiye'de tutarak kendine göre e, bir yönüyle başardı işi. Barajı Türkiye'de kurarak. Şimdi barajı Yunanistan'da kurmuş durumdalar. Çok zor artık kapı duvar. Japonya konsolosluğu Türk'lere vize muafiyetinin kaldırılacağı iddialarını yalanlamış ama sıkı kontroller getirdiler. Japonya Türkiye'nin vizesiz seyahat edebileceği 100 küsür ülkeden biri. Bu ülkelerin zaten yarısı işe yaramaz da Türkiye Afrika'nın bir bölümüne, Güney Amerika'da bayağı hatırı sayılır ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Ee, Balkan ülkelerine de vizesiz seyahat edebiliyordu Türkeliler. Ama Türkiye vatandaşları, ama Japonya'da vardı. Muafiyet kalkmamış ama kalkmaya yakın bir durum var. Yani kontroller artmış, soruyorlar, ediyorlar falan. Yani Türkiye'den gelen insanlara şey... İtalya'dan bahsetmiştim. İtalya'da yani bu işte ne bileyim mülteci tekneleri yalnız bırakılıyor, batmaya mahkum ediliyor veya içiliyor falan. Bu konularda hiç mi meyde yok? Arada böyle oluyor. Göçmenleri denizde mahsur bırakan bir başbakan yardımcısı Salvini 6 yıl hapis sistemiyle dava görülmüş falan ama genel uygulama maalesef bu konuları biraz bu konuların çok fazla üzerine gitmiyor. Yani basın da artık çok fazla gitmiyor. Başta biraz soruyorlardı. Ya bu insan haklarına aykırı, göçmen hukukuna aykırı yapmayın etmeyin. Artık son dönemde sormaz oldular yani. Bir de savaş var yani. Savaş yani Rusya yıkıcı faaliyetler ve casusluk iddiasıyla 6 İngiliz diplomatı sınır dışı ediyor. Yani artık dünya tam anlamıyla kutuplaştı ve İki cepheye bölünmüş durumda. Sıcak savaşlar var, soğuk savaşlar var, ticari savaşlar devam ediyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi bir takım tezviratlar da var. Mülteciler gitsin kira fiyatları düşer. Hemen her yerde bunun üzerinden propaganda yapıyorlar. Bu sadece Türkiye'ye has bir propaganda değil. Türkiye'nin medyası da böyle yapıyor. Siyasetçileri de böyle yapıyor. Avrupa'da da böyle yapıyorlar. Mülteci, göçmen filan meselesi. Hiçbir ekonomiyi çökertmez, belki belli açılardan olumsuz etkileyebilir ama mülteci hatta nitelikli göçmen bir kazançtır. Bak Avrupa Birliği'nden çıktı İngiltere, doktor bulamıyor, hemşire bulamıyor, nitelikli insan bulamıyor. Mal ve hizmetlerde sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Yani e, göçmene ihtiyacı var her zaman. E, bir ülkenin ne bileyim, İngiltere'de İngilizler, Almanya'da Almanlar, doğma bir moral olanlar, hani oruçtan olanlar falan neyse hizmet sektöründe belli bir vasıf gerektirmeyen işlerde çalışmıyorlar. Taksi şoförlüğü gibi, garsonluk gibi, ne bileyim fast food paket teslim zincirlerinde çalışmak gibi filan. ya da ne bileyim bir takım böyle beceri gerektiren e, teşhisatçılık falan filan gibi şeylerde. Şimdi bu, bu konuda bu konu bu sektörler göçmenlere açılmış sektörler ve göçmenlerin yararlanacağı sektörler ve yararlandığı sektörler haliyle ekonomiye böyle de bir katkısı var doğru değil fakat e, bunun üzerinden yükselen bir şey var kutuplaşma ve bloklaşma var maalesef bu söylemler etkili oluyor doğrudan bir ekonomiye tesiri olmadığı halde emin olun ama bu, bu söylemler tesirli oluyor göçmenler geldi bizim işlerimizi aldılar bizim yardımlarımız bizim sosyal haklarımız ne bileyim biz, bize yönelik e, düzgün yürümesi gereken sağlık eğitim hizmetleri maalesef sekteye uğradı falan gibi bir tezvirat oluyor Maalesef oluyor bu fakat bu çok da fazla akla yakın bir teori, akla yakın bir yöntem değil. Peki ne olacak? Yani bu teknelerle kaçak göçme hikayesi ya da pasaportunla vizenle falan gitme hikayesi. Ee, Türkiye açısından gençlerin yarıdan çoğunun yurt dışında yaşam hayali kurduğu bir gerçek. Ee, doları sabit tutuyorlar, dövizi sabit tutuyorlar. Dolayısıyla ekonomide bu mevcut yöntemlerle önümüzdeki birkaç sene içerisinde kısa orta vadede düzeleceği yok. Turistler bile şikayet ediyorlar. Ödedikleri otel neyse restoran faturalarından dolayı. Gelir dağılımı bozulmuş durumda. Kişi başı gelir açıklandığı gibi değil. Ve hemen her konuda şeyle yani rakamlarla oynayarak halka bambaşka bir hayal satıyorlar. Avrupa özellikle 10 yıldan bu tarafa hele 8 hele son 6-7 yıldan bu tarafa pandeminin de pandemiden de sonra daha da artık reel hale gelen politikalarla kapılarını kapamaya başladı. Önce Avrupa Birliği kendi sınırlarını kapatmaya başladı. Schengen'i sıkılaştırdı. Artık randevu alamıyorsunuz. Vize alsanız bile kapıdan çevirebiliyorsunuz. Sonra da kendi içinde ülkeler kendi sınır tedbirlerini alabilir diye buna da onay verdi. Almanya bütün kara sınırı olan komşuların, komşularının dan girişleri kontrol ediyor. Polis dikmiş durumda yollara, durduruyor. İşte ne bileyim, kimlik kontrolü yapıyor veya vize kontrolü yapıyor falan. Bu durumdan geriye dönüş yok. Ayrıca insanlar da göçmenlerin ülkenin demografisini bozduğunu, ülkenin ekonomisini bozduğunu düşünüyorlar. Buna inanmış durumdalar ve bu politikalar üzerinden yükselen siyasete oy veriyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Fransa ve diğer ülkelerde Almanya seçimler yaklaşıyor. Bu, bu politikaların veya bu politikaları götüren partilerin yükseldiğini ve bu tedbirlerinde e, sıkılaştığını, göçmen karşıtı politikaların yasalara dönüştüğünü ve uygulandığını göreceğiz. Ha diyeceksiniz ki Birleşmiş Milletler, Göçmenlik Sözleşmesi, insan Hakları, En Tabi Halk, İltica, Siyasi Sığın. Bunlar artık çok az konuşulmaya başlandı. Evet bütün bu haklar var. Batı kendisi koymuş ama artık Batı kendi koyduğu kurallara uymuyor. Türkiye'nin kendi anayasasına uymaması gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çok geriden geliyor ve o arada iş işten geçmiş oluyor. Yıllar yıllar sonra. Öderiz tazminatını, bakalım götürsünler mahkemeye ne yapabilirler. Tabii mahkemeler de büyük ölçüde. Göçmen, göçmen hukuku, iltica bu tür konularda devletle, devlet nizamıyla, merkez ne diyorsa onunla paralel yürüyor. Yani hukuk... E özellikle bu tür konularda hem hızlı karar vermiyor hem de müesses nizam ne diyorsa merkezde ona uygun karar çıkartıyor. O açıdan çok fazla umut verici değil. Ne yapılabilir? Yine yurt dışında yaşamayı düşünen, yurt dışına yerleşmeyi düşünen özellikle gençler tavsiye ederim. Bir dil okulu veya bir eğitim neyse veya çalışma her neyse bir biçimde vizeyi bulup, bir biçimde vize alıp, illegal yollarla asla önermiyorum, vizeyi alıp herhangi bir ülkeye veya işte belki de sıçramalı olarak, atlamalı olarak bir, iki, üç ülke değiştirerek hangisine hangisinde yaşayacağına karar verememişse veya vermesini kolaylaştırmak için emin olun 16, 18, 20, 22 gibi yaşlar bu işler için son derece uygun. Yıl kaybetmezsiniz. Hepsi bir tecrübedir. Lisan öğrenirsiniz. Bir lisan ancak konuşulan yerde ve kendini zorlayarak insan çalışarak öğrenebileceği bir şey. Bunu yapabilirsiniz. Bunu yapın. Ama orta yaş ve sonrasındaki kuşak açısından çok büyük zorluklar var. Hele aile olarak falan yola çıkıyorsanız eskisi gibi değil. 2016-17'den itibaren yavaş yavaş bariyerler inmeye başladı. Bunun da kendine göre nedenleri nedenlerini anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Yeni e, uygulamalar, yeni e, kurallar geldiğinde e, onu da anlatmaya çalışırım. Yani mesela yeni, e, onunla bağlayayım. İngiltere'den Avrupa Birliği, yani İngiltere ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında... Herhangi bir vize yok. Yani İngiliz pasaportunuz varsa Avrupa'da istediğiniz ülkeye gidebiliyorsunuz. Onlar da buraya gelebiliyorlar. Fakat İngiltere yeni bir kural koydu. Önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa Birliği'ne geçişte Avrupa Birliği'ne girişte şey Avrupa'dan gelenlere, gelenlerden 7 euro şey 7 pound alacak ve bunun da online olarak başvurulmasını istiyor. Yani online bir tür 7 pound giriş vizesi gibi bir şey. Avrupa'dan gelenler vize almayacaklar ama online başvurarak 7 pound ödeyerek İngiltere'ye girebilecekler. Zannediyorum İngiltere'den Avrupa'ya geçişlerde de benzer 3-5 euro gibi bir şey uygulanacak önümüzdeki yıldan itibaren. Bunun amacı şu. Bunun amacı işte yasa dışı pasaport edinerek falan geçişlerin önüne geçmek. Çünkü siz o parayı ödemek için gerçekten sembolik paralardır bunlar 3-5 7 euro. O parayı ödemek için online giriyorsunuz. Yasal pasaportunuzla işte banka kanalıyla falan ödüyorsunuz. Onay alıyorsunuz ve sonra da Geçerken de onu görüyor kapıdaki polis. Dolayısıyla illegal göçmenlerin veya illegal belgelerle geçmeye çalışan insanların bunu yapma şansı yok. Olmadığı için de yakayı ele veriyorlar sınırda. En azından bu tür yasa dışı pasaportlar veya üretilmiş basılmış sahte pasaportlarla falan geçişin önüne geçmek için böyle bir kural koyuyor İngiltere Avrupa'dan geleceklere. Avrupa'da İngiltere'den geleceklere benzer bir kural koyuyor diyoruz ve karga kafasıyla bağlayalım gene. Filmlerde romanlardaki kötü karakterin kazandığı bölümleri yaşıyoruz ama ne film ne roman burası hayat. Yeni bir aşama 2 buydu. Sadece bu konuya münhasır bir yayın yaptım. Siyasetin de az durgun seyretmesi nedeniyle hafta boyunca diyeceğim dedim zaten. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.